Babalıkla ilgili en zor soru nedir? Skecimiz bu soruyu soruyor. Atakan yazdı, babamın sınavı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anne ne yapıyorsun? Yediğimi eritiyorum. Ya böyle zayıflayamazsın ki ama. Zayıflamak istediğimi kim söyledi? Yediğimi eritiyorum diyorum ben. Hep sen ne yapıyorsun bilgisayarın başında ya? O oyun seni kurtarmayacak bak. Kurtaracak. Karakterimi 10.000 liraya satışa koydum. Seni kadar etmesin ki. Kendi karakterim değil hani oyundaki karakterim. O oyun diyebilir işte. Ne oyunu bu? Ya bir karakter yaratıyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun, evlendiriyorsun falan. Bir oyun değil ki. Analık. Hakikaten ha. Sen oynasan bu oyunu paraya para demezsin. Biz ablandan sonra ne yaptık da sen böyle oldun? Ben hiç anlamıyorum ya. Kendimi ikinci şubeyi açıp batan lokmacı gibi hissediyorum yani. Ya beni beğenmiyorsanız evlatlık verin o zaman. 10.000 lira bir gelsin de bakarız. Aha selam. Aha. Benim kızım gelmiş. Oy anasının ballısı, oy anasının cikcikmesi, oy anası kurup olmasın. Bak ne kadar zarifsiniz ya. İyi ki doğurdum ben bunu. Gel annem gel. Anne ya her gün aynı şeyleri söylüyor. Yemin ediyorum var ya evlat ayrımı suç olsa sen müebbet yerdin anne. Ben gidiyorum ya. Nereye be? Ne oldu niye geri döndün? Ergenlikten çıktım. Mantıklı düşününce evde kalmak doğru gibi geldi. Tamam tamam gitme zaten bir yere. Oturun size bir şey anlatmam lazım şimdi. Şimdi yakında David'le evleniyoruz ya. Şöyle bir şey oldu. Sakın ayrıldık deme ben çok seviyorum David'i. Yok anne ya ayrılmadık da. İşte David'e yurt dışından bir iş teklifi geldi. Oraya yerleşiyor. Ayrıl gitsin hiç gözüm tutmamıştı zaten. Anne ne ayrılması? Evlenip onunla beraber ben de gideceğim galiba. Ben tam sevinemedim şu anda. Galiba mı kesin mi? Sus ya. Azra, kızım ben seni hiçbir yere göndermem anne. Bak çok samimi söylüyorum. Daha yeni geldin az daha otur. Anne sen niye esnaf lokantasına bağladın? Vallahi zaten benim için zor bir karar yapma. Ne bileyim ben ya. Neresi peki bu yurt dışı dediğin? Amerika, Silikon Vadisi. Senin her yerin doğal kızım almazlar seni. Annem öyle bir şey öyle bir şey değil o. Böyle bilgisayarla uğraşanların mabedi gibi düşün. Çok fırsat var benim için. Benim için hiçbir fırsat yok anne. Benden bir bok olmaz. Allah'ım ya. Nasıl söyleyeceğiz peki babana? İşte orası zor. Emperyalist güçler evimizin içine kadar girdi. Düşman içeride olunca kapı kilit tutmazmış. Bunu iyi dedin. Düşman ya. Enişte ne oldu? Ben geldim. Anam! Anam kızım da evdeymiş. Hanımış babası gibi prensesi. Bak yemin ediyorum güne bakan çiçeği sana doğru döndü şu an. Evimin güneşi. Güneş battı haberi yok. Oğlum. Bir sus. Bir ben soracağım. İsmail de o evinde yağ çiçeğini. Bunun yağını sıkıp kullanacağız. Fiyatlar malum. Artık dışa bağımlılığı bitiriyoruz. Emperyalizme bir darbede biz vuracağız. Bu adama bu yapılır mı ya? Bana bak onun çekirdeklerini falan da ayıkla. Ailecek izlerken çitleriz, yeriz. Ailecek. Çok uzak bir kavram şu an. Buyur benim bebişim. Ay, ne oldu buna böyle? O dizilerden ya. Baba şey David gelecek sorun olmaz değil mi? David gelecek. David. Sorun olmaz değil mi? He. David deme kızım şuna. Allah Allah. Bu çocuğun adı Davut. Lütfen ama ya. Baba ne Davut'u? Çocuk Amerikalı. Şimdilik Amerikalı. Nasıl? Evlendikten sonra kütüğünü tokada aldırıyoruz. Olması gereken de bu. Aynen öyle. He. Gelsin tamam. Yakında bu evin insanı olacak. Alışsın. Bu evin insanı derken? Kızım Allah Allah. Dedi ki evlendikten sonra burada yaşarsınız diye. Konuşmadık mı bunları? Konuşmadık. Konuşuyoruz işte. Allah Allah. Evlendikten sonra burada yaşarsınız. Sizin odadaki ranzayı atarız. Orası siz odanız olur. Ben de arka bahçeye çadır kurarım o zaman. Abartma lan sen de. Bir kulübe yaparız. Dar kış kıyamet şimdi. Islanırsın orada. Belki orada ders çalışır beyefendi. Boş ver baba. Ders çalışıp ne yapacağım? Çok başarılı olup yurt dışına falan giderim sonra. Sen o seviyeye gel. Kapıkule'ye ellerimle bırakacağım seni. Gitse mesela üzülmezsin değil mi baba? Bu gitse üzülmem. Gözümün yaşı akmaz. Benim kızım bana yeter. Uy, anam kurban olurum sana. Buyurun, afiyet olsun. Yasemin, ne oluyor ya? Bir şey yok ya. İçeride çekirdeği ayıklarken çok güzel hareketler izliyordum, ona üzüldüm. Gülüyor olman gerekmez mi? Skeç çok zayıf.
dur başka bir şey açalım. Nerede kumandayı ver. Al baba. Anlıyorum. Peki İngilizce biliyor musunuz? Ben ne bileceğim İngilizce ya? Allah Allah. Zaten Amerikalılar artık Türkçeyi öğreniyorlar. Kıskanıyorlar bizi ya. Ama amcacığım artık bu muhabbet baydı. Evet Biden, Joe Biden. Evet geçen gün beni aradı telefonla dedi ki seni dedi kıskanıyorum dedi. Bana dedi. Abi. Peki bunu Türkçe mi söyledi? Evet. Öğrenmiş bir şekilde. Kıskanıyor ya o bakımdan yani. Allah'ım şunu ya alacak iş mi Allah'ını seversin. Şunu sessize al. Amerikan başkanı seni niye arasın ya? Hakikaten ya. Yardımcısına falan aratır. Değil mi? Kendi aramaz. Anne. Ne oldu Yasemin? Bu çocuk çok salak. Düşünmez anne. Kadın niye ağlıyor ben anlamadım. Tamam şu kanalı bir değiştirelim ya. Hadi dur bakalım başka ne var? Siz de Şarköy'de tatil yapmaktan sıkılmadınız mı? Sıkıldım. O zaman bu yaz, okyanusta deliler gibi sörf yapmak istemez misiniz? İsteriz. O zaman bu tatil fırsatı tam size göre. BKM Turizm ile rüyalar ülkesi Amerika'da tatil yapmak için hemen bizi arayın. Oh yeah, come on baby, let's go. Ne gerek var Kumburgaz'a? Haydi sen de Las Vegas'a. BKM Turizm ile... Haydi kendini uçursana, uçursana, uçursana. Uç, 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 uçursana, uçursana, uçursana. Uç, 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 uçursana. Bunları sessize alayım, bunlar çok ızdırap çektiler ya. Allah'ım. Baba bence kapat bunları ya. Çok saçma bir şey. Tamam. Kapattım. Tamam ha kapattım Allah canına. Bana bak. Siz nereye düşüyorsunuz balay için? Baba biz de yurt dışı düşünüyoruz ama. Yurt dışı derken Edirne falan mı? Yok. Biraz daha ilerisi. Keşa. Oğlum yurt dışı diyorum ya. Kızım bana bak öyle yurt dışına falan öyle balayına balayına gitmeye gerek yok. Evet. Sen sabah evden çıkıyorsun beni akşam kaçta geleceksin diye bakıyorum ya. Yeter ya dur. Ya sen neyi ağlıyorsun yine? Edirne dedi ya memleketimi özledim. Kızım sen Sivaslısın. Ya Sivaslılar Edirne için ağlayamaz mı? Allah'ım yar tamam dur film açalım. Açtım ha. En sevdiğim film Hasan Sarmalı. Ya baba ben değil. Bahadır dolandırıldı hem de düğün sırasında. Sırasında mı? Baba dolandırıldık diyorum buna mı takıldın? Doğru. Yahu Nazlı. Öz babadan habersiz evlenmek ne demek? Baba ya sen bize yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Yardım mı? Evet. Buraya niye Naz yazdırdın? Çok acıdı, sorma. Canım babam benim ya. Gel buraya, salak. Yasemin, Allah'ını seversen şov yapma artık. Ne oldu ya? Yılmaz Erdoğan çok kilo almış. Kendini annem. Tamam kapatıyorum ha kapatıyorum. Ne oluyor bacak arası atamazsın. Bir daha da benimle münasakaya girme. Tamam baba. Beni de duygulandırdı ya. Ben de senin için ölürüm biliyorsun değil mi? Evet baba. Azra senin için ölürüm biliyorsun tamam. Değil mi yavrum? Kız evlat bir başka biliyor musun? Tamam ya, şey oldu ya, ortalık şey oldu, moralimiz bozuldu. Dur bakalım, bir müzik falan bir şey açalım ya. Heh, müzik, ha açtım, ha. Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika. Aynısı ya. Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika. Hey. Kapatıyorum, tamam, hadi git Allah, bu neymiş ya? Bu neymiş? Rafet El Roman değil, Affet El Roman. Kusura bakma yani. Bu nedir? Her yerde bir Amerika, Amerika yok. Amerika'da tatil yok. Macera dolu Amerika. Nedir yani bu kadar büyütüyorlar? Amerika. Ha, David geldi baba. Ben çıkayım. Dur bir dakika, dur bir dakika. David, dur. Baba.
Neden? Ne oğlum? Ne bakıyorsunuz ya? Bayrak görsün çocuk. Özensin, bunlara alışsın ha. Of baba, açıyorum. Aç kapıyı, aç. Aç Amerika'yı görsün. Hi everyone. Hoş geldin. Bakayım bize ne almış. Bunu size getireyim. Donat almış baba ya. İnsan bir Türk lokumu neyin alır? Gel, gel, gel. Hoş geldin Davut. Terlik niye giymedin? Aç mısın? Are you aç? Thank you. Tokum. Tokum. Bir şey iç. Are you çay? Are you kahve? Ya İsmail, başına are you ekleyince İngilizce olmuyor. Sonunu ekleyeceğim. Drink are you? Ben water alabilirim. Tamam, evet. Tamam. Kızım bak ne güzel anladı. Limonata getir. Anneciğim, water su demek. Limonatada da su var. Yok mu? Evet, normal. Davut, bana bak. Balayı için yurt dışı falan diyor musunuz? Onu unut sen. Şarköy'e gidersiniz, güzel tatil yaparsınız, tamam mı? Şarköy? Tatil beldesi. Miami gibi düşün. Bayağı bir düşün ama zorla kendini. Hadi. Thank you. Oğlum, thank you değil lan. Thank you değil. Suverenlerin çok olsun diyeceksin. Söyle. Baba, onu nasıl desin çocuğum? Söyler o. Ben ona öğrettim onu. Ben ona sana o şarkıyı öğrettim, onu da söyle. Ne şarkı? Şarkı öğrettim bana, onu söylesin hadi. No, no. Ben bilemem. Tamam, söyle lan. Merak etme. O şarkıyı söyle. No, no. Lan söyle! Yüksek yüksek tepelere ev kurmasın var. Koçanda kuşlara malum oldu. Ben annemi özledim. Yeah. O sondaki ye yok, onu at. Sorry, I'm so sorry. Baba öğrete öğrete bunu mu öğrettin ya? Oğlum kına gecesinde söyler işte. Bir yerden başlasın ya. Allah Allah. Güzel. Anne ağlıyor niye? Kusura bakma David. I'm just. You know I'm just. Canım sıkın işte lan. Kına gecesi falan dedik ya. İzlediklerinden etkilendi ya o şey televizyon. Ha sorayım bak. Bana bak. Bizi kıskanıyorsunuz mu lan? He? Doğrusu delikanlı gibi kıskanıyor musunuz? Ya, azıcık kıskanıyor. Ha bak ben dedim sana işte ya. Kıskanıyor ya. Amerika bizi kıskanıyor. Bizim ülkemiz cennet, cennet. Cennet de babacığım şey, Amerika da güzel ülke. Böyle fırsatlar var diyorlar. Ya ne fırsat var ya? Allah'ını seversen. Fırsat için buradan ta oraya gidilir mi? Uzayda da yaşam fırsatı var. Hep beraber Mars'a gidelim o zaman. Ha gitmek demişken baba. David yurt dışından bir iş teklifi aldı. Oraya yerleşiyor. David, sen... Hoşça kal David. Seninle tanışmak güzeldi. It was nice to meet you. Thank you, David. Artık ayrılacaksınız. Yapacak bir şey yok. Şu yüzüğü de geri versin. Yok, baba yok. Yok, biz ayrılmayacağız. Ya adam kabullenmiyor işte. Onu sonra söylersin diğer meseleyi. Hangi diğer mesele ya? Babacığım. Honey. It's okay. Okay. Ben söylerim, okay? Okay. Ne oldu? Smile, daddy. Ben senin kızı götürüyorum. Aa! Öyle söylenmez mi? Ne diyorsun oğlum? Götürüyor. Lan ne götürmez oğlum? Yüzüme nasıl söylüyorsun sen bunu oğlum? Yok. Lan burası Washington değil bak. Burası senin karşında Bay Jacob yok ha. Babacığım öyle değil. Yanlış anladın. Beni gerçekten götürüyor. Aa! Kızım ne diyorsun? Aa! Ben anlamadım ha. Yok, Amerika'ya götürüyor baba. Biz beraber gidiyoruz. Nereye gidiyor? Ya Amerika'ya götürüyor ne ya? Öyle bir şey yok. Daha yeni geldiniz. Otursanıza. Öyle yok, şey mi olur? Baba yok. Çay içeceğiz. Manyak. Gel otur. Babacığım. David otur otur. Baba. David otur bak. David otur. Allah'ın adını verdim ya şey. Evet. Bir dakika daha konuşacağımız şeyler tamam, var. Tamam, David, babacığım öyle ama öğretmem lazım. 1071 Malazgirt. Ne Türkleri babacığım beni dinler misin beni? Kırım'ın Türk göle haline gelmesiyle değil mi? Baba! Bir dinle. İşte orada çok fırsat var. O yüzden birlikte gidiyoruz. Hem işte ayrılmak da istemiyoruz. Sen de o yüzden ailemden ayrıl dedin. Ya baba deme öyle ya. Sen öyle dersen ben gidemem. Gitme lan o zaman. İsmail. Anne. Gittin mi lan? Tamam. Tamam git. Doğru Amerika evet. Fırsatlar ülkesi fırsatlar var evet. Ama şunu unutma, bu hayattaki en güzel fırsat ailedir. Anladın mı? Ben ananın gözüne ilk baktığım an anlamıştım bunu.
Hele sen doğduğunda dünyanın en mutlu insanıydım ben. Ne oldu? Ne oldu? Gıcık mı tuttun? Ne oldu? Ay çocuk, çocuk. He. Tamam. Sen doğduğunda da lan. Evet. Gideceğin için üzülüyorum ama kendi aileni kurma fırsatı yaratacağın için de çok mutluyum. Yolun açık olsun lan. Göçmeyen kuşlar gibi. Her sene mutlaka yuvana geri döneceksin. Ama. Ben bu odada hep tek kalmak istiyordum. Keşke sen gitmeseydin de tek kalmasaydın. Üstüne bak ya. Kimse merak etmesin. Azra benim aile olacak. Bana bak. Ayda bir geleceksiniz, baba, tamam mı? Baba, ayda bir nasıl gelelim? İyi tamam, haftada bir olsun. Ne yapalım? Şu hani misafir olarak kabul edelim. Tamam, tamam. Konuşuruz bunları. Ben bir çay koyuyorum o zaman. Filmin devamını açalım, izleyelim. Tamam mı? Açalım, tamam. Açalım. Hadi geldim ben. Hadi bak, filmin devamını açalım. Demek öyle ha? Davut. Yönetici değilsin, harika ha? Vay be. Okay. Demek kızı götüreceksin yani. Götürüyorum. Sen... Bana bak lan. Hemen patronunu arıyorsun, iş teklifini reddettiğini söylüyorsun. Anladın mı? Burada kalacaksınız. Sen ne yapıyorsun? Önce pasaportları almamız lazım. İlla ben söyleyeceğim ya. Ben onları hallettim. Boşuna mı aynı odada kalıyoruz? Ya. Ama fırsat Silikon Vadisi. Silikon Vadisi değil lan. Burak Kurtlar Vadisi. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Bence güzel skeçti. Zillik skeç. Bir kere çalalım zili. Bu kadar güzel. Ya o gömlek harbiden filmdeki gömlek mi? Evet hocam, aynısı. Benim kostümlerim nereden buluyorsunuz ya? Hocam bende hocam, var bir tane. Hocam konteynerden falan. Ha, film setinde bir iki gömlek. Allah Allah. O, o. Bunu aynısını bulamazsın çünkü. Bu o. Değil hocam. Değil hocam. Değil mi? Değil hocam. O bende değil. Yok mal aynı mı? Bence televizyon kısmı falan çok iyiydi. Bir ara ya uzuyor mu acaba dedirtti. Hadi artık şu konuya girin diye not aldım, girdiniz. Bence iyiydi. Ne dersin Murat'cığım? Ben Rafet Evroman'dan sonra yoktum hocam. Orayı kaçırmışım ben. Ve o an gelir de... İşte o an ben yaşayamam. Süperdi. Çok iyiydi ya. Bir de gerçekten benziyorsun. Hocam dört... Hocam dört sene sonra Evliya'nın Rafet Evroman'a benziyor. Ya inanılmaz ya. Evet. Benziyormuşsun. Ya kariyerine bayağı Rafet olarak devam edebilir yani. Buradan çıksa mesela. Gitarını alsa şu Beşiktaş'ta sokağa çıksa okey yani. Rafet'im ben dedi. Göz elmacık. Ki... Tabii tabii aynı. Bu elmalara cık demek de içinden gelmiyor sana. Bir de şarkısı da var aslında, skeçe de uygun. Macera dolu Amerika. Onu söyledi zaten. Gerçekten mi söyledin? Ama hocam başında söyledim, ben Rafet'ten sonra koptum yani. Rafet'te kaldım, ne öncesi var ne sonrası yani. Allah'tan montaj Eser'in elinde. Eser'cim burayı lütfen rica ediyorum, tatlı tatlı. Beni keserler, bunu kesmezler. Çok güzel hareketler devam ediyor.